Günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nilay'cığımızı pazara bıraktık ve şimdi bir kahvaltıya geldik. Sen evde kahvaltı yaptın Nilay'la, ikinci kahvaltıya gidiyoruz. Brunch olur benim kahvaltı. Beni aç bıraktınız. Üzgünüm. Birazdan da pazara gideceğiz. Bostanlı Pazarı'nın arkadaşımızın yanına. Kendisi orada bir takı tezgahı kurmuş. Bilmiyorum, bir hevesliydi bu işlere. Gözümle göreyim bakalım. Belki ama bana takı alır hediye. Alırız evet. Aşkım. Alırız. Erkek takıları var mı? Bilmiyorum. Çok güzel bir kahvaltıcıya gideceğiz şimdi. Böyle sabah kahvaltı. Bostanlı'dayız. Benim en sevdiğim yerdeyiz. Bostanlı'yı çok seviyorum. Ruhumu şenlendiriyor. Hep yemeli içmeli. Yine bir kahvaltı. Hadi go. Ve yine. Evet. Stüdyo hosta sıra beklediğiniz gibi. Burada kahvaltı etmek için sıra bekleyeceğiz. Senin için bekliyorum. Ben ettim. Burası da Sude'nin önerdiği mekan. Kardeşimin, kız arkadaşımın önerdiği mekan. İlk defa şöyle bir şey gördüm. Sosyal medyada burada açılan, yani yanında açılan esnafların, yani dükkanların şeyde kendi sayfasına reklamını yapmış. Evet, yani çok ilginç geldi bana. Kolay. Kardeşçe bir hareket. Evet. Kahvaltıcının önünde sıra var. Cumartesi günü olduğu için içerisi dolu. Dışarıda ismi yazdırıyorsunuz ve sıra bekliyorsunuz. Kahvaltı için sıra bekleyeceğiz. Evet, yemek için her şeyi yaparım. Hareket. Yediğin şeyden zevk alman lazım. Değil mi? Karın doyurmak için yememek lazım. Bu mantıkla gidersek 100 kilo olur. Biz biraz sıra bekleyelim. İçeri girersek görüşürüz. Arkadaşlar, sonunda kapıda kuyruk bekledikten sonra girmiş bulunmaktayız. Ay, gelin öyle. Bakın, kapıda hala kuyruk var. Çok açık. Ben kruvasanlı bir kahvaltı söyledim. Aynen. Ramazan Bey de. Bize kavurmamı ne söyledin? Bize kavurmaları i̇şte. Bilmiyorum. Arkadaşlar, benim yemeğim geldi. Ramazan hemen önüne çıktı. O mu yemek? Kahvaltı işte. O mu? Burancım. O mu? Evet. Doyacak mı sonra? Niye doymayayım? Şimdi senin gelecek. Hadi bakalım. Benim hiç bu favorime gitmem. Yok artık, ne demek yetmez. Ben 12 yudumda yerim. Az önce benimki gelmişti ve Ramazan'ın da burada. Aç bakalım. Kavurmalı yumurta, biber sosu, şunu bilmiyorum. Şu ne sosu? Denemedim. Yoğurtla mı? Güzel mi? Ne yapmıyor? Peynir de. Lafon değil ama. Ne yapıyor? Beni çok tatmin etti bu kahvaltı. Hadi görüşürüz, yemek yiyeceğiz. Hoşçakalın. Salça manyağı. Köz biber yalnız o salça değil. Tamam. Nasıl düşün? Ben çok tatlı oldum, doydum. Ben hiç doymadım. Kruvasanlı, arasında yumurta olan, sosisler şuradan buradan çıkan. Ne kahvaltı yaptın sen? İngiliz mi? İtalyan mı? Ne o? Yok, kurabiye. Af buyur. Ben tatlı oldum ben ama tatlı olmuyor arkadaşlar. Doymadım lan. Yani benim brunch'im. Benimkinin yarısını sen yedin zaten. Servis çok güzel, mekan yok. Güzel. Pek doyurucu gelmedi bana. Tatlı ve kahve içeriz. Sonra Nilay'ın yanına gideceğiz. Bostanlı pazarına. Nilay bana para ödeyecek reklamını yaptığım tabii, için. Tabii, Nilay'ın reklamını yapacağız. Sponsor reklamı alınır Nilay. Hesabı ödeyelim, bakalım ne kadar ödeyeceğiz. Sence pahalı mı? 400 falan ya. 200. Her yer çok pahalı. O zaman gidip görelim. Hesap edelim, çıkalım. Neredeyiz? Nilay hocamın tezgahına geldik. Evet, hemen bir ürünü aldım bir de. Yani? Çek aşkım, çek. Selamlar, meşhur videodaki Nilay benim arkadaşım. Öpüyorum. İsmi geçen Nilay. Kavuştuk. Evet, uzun zaman sonra. Belediyede görevli olduğum bir gün. Instagram sayfanız neydi Nilay Hanım? Takip edelim lütfen. Evet, takip edelim. Paylaşalım. Arkadaşa yardım. Yardım. Ne bu? Reklam. Buraları keselim. Reklam parası alacağım ama senden. Bakarız, daha bir kazanalım. Hani bando nereye gitti? Bandoya çıkacaktı. Bu ürünler de sizin mi? Evet, bizim bunlar da. Şu hariç. Bu altın tabii ki bu. Şöyle. Meşhur Nilay bu. Arkadaşlar, kavuştuk. Sonunda. Kavuşmuştuk da videoyu aynı şekilde. Arkadaşlar. Instagram adresini açıklamalara yazacağız. Takip edin. Instagram adresini gösterdik ya. Tamam, açıklamayı da yazıyoruz. Burada duruyor, tamam mı?
Ben öyle zaten miyim? Benim biri boğuyor gibi. Güzel. Bostanlı pazarındayız. Pazar gezeceğiz, yakalandırdım. Beni takıcılara getirdin. Yine her zamanki gibi takı tuku. Sana alalım ama erkek getirmemiş. Sordular birkaç müşterimiz. Erkek küpeleri de gelecek. Küpe takmıyoruz. No. Kolyeler. Evet, kolye. Kolye. Kolyem kayboldu. Sana hediye kardeşim. Sana hediyemiz olsun. Bu da çok güzel duruyor. Allah bereket versin. Kız ne yapıyorsun? Benim bir itibarım var burada. Tamam, sağ olun. İstememeyen cebime koyuyor. Bereket versin ablacığım. Evet, çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Bilekleriniz olsun. Çok seksi gözüküyorsunuz çünkü. Şöyle. Sınıf olmadım galiba şu an. O zaman oldu. Vay be. Şimdi gelebiliyorsunuz. Dükkandan alıp gidiyorsunuz. Yerini tarif ettim. Gerçekten karşılayabiliriz. Cevabı. Dükkanlı Suat Taşer'in karşısında. Zülfü Şu Meydanı'ndayız. Voleybol maçları falan hep buradan izlenir. Her gün burada mıyız? Her gün. Yarın da buradayım. Ha, onu sormuştum. Hafta içi? Hafta içi okulumdayım, çalışıyorum. Eğitim öğretim hayatındayım. Hafta içi de Instagram'dan, tamam. Bekliyorum. Sahiplerimi bekliyorum. Önceliğiniz kaç yaş aralığı? Büyük olsun. Aynı yaş olmuyor. Küçük de olmuyor. Sıkıntı çekiyoruz daha. Ahlaklı birisi istiyorum. İstanbul içi istiyorum. Kesinlikle evlenmiş boşanmış istemiyorum. Pazar gezmemiz. Gidiyoruz. Esnafımızı bırakıyoruz. Akşam görüşürüz. Akşama parti var. Takipte kalın. Çok güzel olur. Şuran teyze gelseydi videoyu çıkardık. Daha evden çıkamamış. Hadi bay bay. Biz nereye gidiyoruz? Biz bir kahve içelim. Sen bir tatlı ye de kendine gel. Evet, hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar, gene İzmir'in meşhur Boston Drinks. İngilizce söylemeyeyim ben. Çok ünlü tabağına geldik, biliyorsunuz. Görmüşsünüzdür muhakkak. Ramazan Bey illa da bundan yemek istedim. Şu anda çok mutlu konuşmamasını anlamazsınız. Şurada pankek, ay pankek ye. İçine muz. Şurada brownie var. Şunu bilmiyorum. Beyaz çikolata ve siyah çikolata. Akşama kadar oturup bundan yiyebilirim bana. Zevke bak. Kalori çelik. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Eğlenmeye, gezmeye, tozmaya. Birazcık çok yorgunuz koştuk koştuk olduğu için. Niye kırmızı kırmızı oldunuz bu akşam? Gündemden ve önemi nedir? Özel bir gün. Neden? Son kez eğlendik. Ramazan ayı geliyor. Ne zaman gelecek bu tramvay? Sen nasılsın? Yoruldun mu? Uyudun mu gidince biraz? Şu an dinçim ve açım yine. Yanım acıktı. İzmir'i seviyor musun artık? İzmir'i seviyorum. İzmir sevilmez mi? Sen nereye, ben oraya? Feri'mizin. Yok, neydi onun doğrusu? Vol. Götür beni gittiğin yere. Götür beni gittiğin yere, hala öğrenemedim de. Götür beni gittiğin yere serimiz devam ediyor. 10 dakika sonra gelecek. Taşımayı, beklemeyi sevmiyorum. Binmeyi değil de beklemeyi sevmiyorum. After'ınız var mı? Yok tam mu? Tam şey, kokoreç. Ooo! Ne after ne? Burhaneye mi burası? Ne fark ediyor? Burhaneye mi yiyorsun sen kokoreç? Kokoreç çekse kıyacağım. Güzel arkadaşlar. Nilay, Nilay götürürüm. Nilay kankam. Hadi inşallah. Sen yemeyiz. Mutlu muyuz İzmir'de? Güzelce eğleniyor muyuz? Hala tramvaya bekliyoruz. Aç olduğum için biraz modum düşük. İnşallah yemek yiyip enerji toplayacağız. Yaşlandığına ya. İtiraf eder misin? Sakallarım bile beyazlamış. Birazcık yaşlandım. Enerji olarak kimse bana yetişemiyor. Neden kimse enerjime yetişemiyor? Benim sokakları fırlatın, 7/24 gezerim diye videoda defalarca söyledim. Geldi. Arkadaşlar, yemek yemeye geldik şu anda. Arkadaşlarımızla buluşmuştuk. Gizo, merhaba de. Merhaba. Merhaba. Damla. Sabah göçebi. Neden sırasını kapatıyorsun? Nasıl yani? Nasıl yani? Evet, yemeklerimiz geldi şu anda. Keton AVM'de doyuyor diye bir burgerciye geldik.
Ben niye ayağımı habire dışarıdan... Arkadaşlar ne oluyor? Beni çekmeyin. Damlacığım, ne yapıyorsun? Fotoğraflara bakmaya devam edin. Senin için işten çıktım. Buraya geldim. Dinleyin bakışa bak. Aşkım, iyi misin? Çok iyiyim. Fatih nasıl gidiyor? Dinliyorum mesela. Yanakların alan olmuş. Girdiğinden beri öyle oldu. İnsanlar üstümüzü yoruyorlardı az önce. Yeter artık bu diye bağırıp devam edip yolumuza utandık. Evet arkadaşlar. Gene yemeli içmeli bir video. Ne zaman görsek bir şey yiyorsunuz. Evet, neden? Videolarda dolu dolu Anadolu gibisiniz. Restorana git. Programın asıl adı şu olmalı. Doya doya Anadolu. Ben senden daha çok sevdim. Hayır. Merhaba. Onun kahvaltıyı bir... Bu arada beğendim bu markayı. Tabii kızım. Boğa Burcu kolay beğenmesin. Doyuyor. Şöyle şey yapsana. Sponsorluk versin ben. Bakın Gizem tavşan gibi yemek yiyor. Evet, Damla sohbet ediyoruz. Yok. Ediyoruz. Ben öyle bir... Yarınki planı ne Damla? Uyumak diyecektim ama... Bana yalan mı konuştun? Hayır. Yarım planım var. Dinlesene bir beni bak anlamıyor, dinleme. Bu hep böyleydi. Bu 7-8 yıl önce de böyleydi. Uyumak demek isterdim. Ama önce poçaya gideceğim, sonra harmandolma döneceğim, sonra eve geçeceğim. İnşallah onu duyacağım. Sen süreç... Harman Dolu'da ne yapacaksın? Harman Dolu'da mı? Harman Dolu oynayacağım. Bu ikili sürekli yemek yiyor farkındaysanız. Gizem, kilo almışsın seni. Blogger olacağım ayağını, influencer olacağım ayağını. Ondan önce aldım. Sucuk ekmekler, üşmedimler tabii. Bağlıyor mu öyle bir aldım? Değil mi Ramazan? Afiyet olsun her şey. Yo işte kilo almadık ya. Berde hatta 3 kilo. Biliyoruz miyavladığını kameralara karşı. O daha çok miyavlıyor ama kızı görmüyor. Çocuğun saçları diyorum. Saçları zaten iyice dökülmüş de. Ne oldu? Sakalları beyazlamış. Senden önce Ramam öyle değildi. Sanırsın 40 yıllık arkadaşım Ramam. Damla. O zaman masaya dökülsün. Arkadaşlar yaklaşık. Nilay ve Damla benim Kıbrıs'ın arkadaşım. Bu da yayın kardeşi. O da Kıbrıs'ta okudu. Ben olmasaydım bu abla bu şey yapamıyordu. Mezun olamıyordu. Söyledik ama herkesin suratından söyleme bunu. Şaka. Biraz ittirmek gerekiyordu arkadaş. İttirdik. Sen ne oldun ablaya bir en son? Değilmiş. Hamile mi? Haberi yok mu senin? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Test yapmış. Hamile çıktı. Ne testi be? Öyle kan testi verdim. Şey var mı diye, eksikliğim falan var mı? Bir tane eksikliğim. Doktor bir ambulansın falan. Sen orada ne tepki verdin? Kan testi güldü. Çünkü kendinden emin olun diye. Sen güler yani. Dedim yanlış ölçmüşsün. Tamam da bir şoka girerdi. Hiç girmedim. Niye şoka girsin ki? Bir daha test yaptırdım, doğru çıktı bu sefer. Biliyorduk zaten böyle olacağını. Şu an senin ablan evlendi, sen neyin hamileliniyorsun? Duydunuz mu arkadaşlar? Yanlış kan testi sonucunda hamile çıkmış. Yaşayamadığım duyguların gebeliğini yaşadım. Ben yok.
bayramının doğum günü kutlamış bulunmaktayız. Aslında 21 Mart'ta doğdu ama ben önden kutlamak istedim. Sürprizi biraz bozmuşum çünkü bayağı bir çakmış. Mesaj saklamamla olsun. Her türlü belli etti. Ama sürprizdi. Tam sürprizi çoğaldı tekrardan. Gecenin sonuna geldik. Ülke dışına dönüşme vakti. Evet, herkes yorgun, argın, bir çare. Görüyorsunuz. Damla Kuru çoktan eve gitti bile. Uyumuştur da. Aynen, yatağında horluyordu. Videomuzu izledik sandık ama zorla. Kardeşimin ve annemin önerisiyle Bayraklı'la bulunan çorbahana geldik. Aşırı aşırı övüyorlar. Annem ve kardeşim hariç herkes övüyor. Denemeden olmaz dedik. Hadi. Lezzet çöleni, hep lezzet çöleni. Yemeden duramıyoruz. Hatta bu sefer benim nabzımı kendi yakaladı. Gideceğiz mi diyorum, ses yok. Ben araştırmaya başladım. Senin ne kadar gidip gitmeyeceğini test etmek için sustum diye. İstiyorum ya, istiyorum. Buraya gitmek istiyorum. Çorbahana geldik. Bakalım. Bitiremedi. Fıtı 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 fıtı. Ne yiyorsun? Hani beyranı meyranı yazmıyor. Bilmiyorum. Var ama. Neden beni de besleniyorsun? Aklımda iki şey var. Evet. Birincisi et döner, ikincisi lahmacun. Tamam, ortaya bir tane ama et dönerlik kadar aç değilim. Karar verdin mi? Döner dürüm. Sen etle haşır neşir olmayı seversin, dürüm. No. Gizem hocam et döner ısmarlayacaklarına. Ne yiyeyim? Double yiyeyim de görsün. Ne konuşuyorsun sen? Ben siparişimi veriyorum. Gelince görüşürüz. Ne güzel çıkıyorsun. Gayet içerisinin tasarımıyla güzel olan bir mekan. İkramlarımız geldi. Arabada sipariş vermek için ağzın suyunu topluyor. Sen döner yemeyecek misin? Aşkım sen döner yiyeceksin, ben döner yiyeceğim. İstemiyorum. Farklı istiyorum. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Tamam, iki tane lahmacun söyleyelim o zaman. İki lahmacun mu? Bir de döner söylerim ha. Lahmacun küçük değil mi? Bence büyük, o yüzden dedim. Ne kadar büyük olabilir yani, standart lahmacun işte. Beyranınız geldi mi Ramazan Bey? Abi sizde sarımsak getirdim de. Tamam, birazcık sarımsak atacağım patlanması için. Bana bak. Sonra sana karanfil isteyeyim ben. Tamam. Teşekkürler. Bir limon gelecek. Güzel benziyor ama kötü değil hayalindeki gibi. Beyran et. Yoruldum ama hiç yemedim. İlk defa yiyeceğim. Beyran aç, beyran çorbası. Limon da sık. Hı? Limon da sık. Nasıl aşkım? Adım alamadım, bir daha bakacağım. Nasıl alamadın ya? Biraz tuzsuz geldi bana. Tuz dökersin canım. Çok sıcak ya ama çok güzel. Bayağı iyi ama sarımsağım efsane. Limonlu okey mi? Limon çok değiştirme tadını ya. Ağzım sulandı, ben de yiyeceğim. Tadına bak. Çok heyecanlıyım. Çok mu sıcak? Sıcak aşkım, dikkatli ye. Gizem hocam beyranı sırf adını beğenmediği için yemiyormuş. Yüzünün ifadesine bakın. Ya güzel bir şeymiş aslında. Niye adın, niye ön yargı? Yine ön yargıları desem. Lahmacun çorbası oldukça büyük geldi. Ben sana demiştim bir tane söyleyelim diye. Beni dinledik, bir tane söyledik. Wow. Aşkım çok güzel. Et döner gelecek bir de. Bir tane bakalım. Bir bak bakalım. Nasıl lahmacun? Oo. Biraz tuzsuz galiba ama çok güzel. Buradaki lahmacunlara benziyor mu? Benim çorbaya kaşık atıyor. Çorba diye geçiyor. Beyran aşı diyorlar. Beyran çorbası diyorlar. Ben de anlamadım. Ama sarımsak güzel. Acısı kıvamlı değil mi? Evet, acısı ben acı sevmem normal. Asla yiyemezsin. Evet, acısı ekstra bir güzellik kattı ya açık. Beyran deneyimimiz başarıyla mı geçti?
10 üzerinden? 9. Sadece böyle puz eksik gibi geldi ona. Biraz yavan geldi. Ben 10 üzerinden 0 puanla inleyerek 10 puan verdim ben. Evet, sırada. Dönerimiz geldi. Bak, alırım dönerimi. Adı biraz geliyor ya. Kokuları duyabiliyorum. Hemen denemek istiyorum. Bu dönerse bizim daha önceliklerimizde. Gerçekten mi? Allah! Arkadaşlar gidiyorum ben. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Allah'ım. Bayağı başarılı bu arada, bayağı başarılı. Çok çok iyi. Ne oldu Gizem hocam? Ben şu biberi ye dedim, kırmızı biber dedim. Isırdım ucundan. Gırtlağım acı vermiş. Bak şuraları hissedemiyorum. Ben niye yemiyorum? Acıdır dedim ben sana. Çok fena. Kırmızı biber acı mı olur dedi. Çok fena. Ama siz kırmızı biberlerden sandım tatlılardan. Yemeğimizi yedik. Sırada çay keyfinde. Neramo. Zaafı olan Fransız acını söyledi ve bekliyor. Hani yollandık gidiyor. Tuttuğum çorbahan da çorbahan. Çorbahan da çorbahan gelmişken. Hepsini yiyeyim. Yerim. Çaman gelmediğine göre şu an yeni fırına attılar, fırından alıyor valla. Senin için güzel bir şey bu. Sıcak sıcak gelecek Allah. Şşşt, sakin ol. Arkadaşlar 2 dakika telefonla konuşmaya gittim. Sen araya bakın. Sıkla çıkmış. Hem bana ayırmamış, hem beni beklememiş, hem video çekmemizi beklememiş. Umduğunu da bulamamış. Abi ucundan yedim be. Ne? Umduğunu bulamadın mı? Neden? Sıcak gelmedi ya. Nasıl ya? Yani yeni fırınlanıp gelir diye heveslenmişim de. Üst döner yemek için İzmir'den bu kadar gelinmesi gereken bir yer. Sadece üst döner değil tabii ki de. Ya genel olarak her şey güzeldi de. Et döner özellikle hep sahne. Ya bir kaşık bari tadımlık bırak ya. Ben bıraktım. Hadi. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, takip etmeyi. Abone olmayı, unutmayın. Her şey olmuşsa ne var ne yoksa bilmiyorum. Hoşçakalın. Kapattın mı? Hayır, kapatmadım. Bak daha yemeye çalışıyorsun aşkım. Görüşürüz.